Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada e, haziran içinde Shiba'nın yükselebileceği pozisyonları CoinTurk tarafının değerlendirmesiyle şöyle bir inceleyeceğiz. Ve evet Shiba haziran ayında hangi noktalara ilerleyebilir üzerine genel itibariyle konuşacağız. Şimdi baştan şöyle bir bakalım diyor ki Haziran ayında Shiba ne olur. Shiba ünü geleceği. Fiyatın 4011 dolara yükselmesi mümkün olabilir. Ancak 508 dolar desteğinin korunması önemli. Bak ben şunu söyleyeyim şu anda Fiyat tahmini yapılma konusunda bakın strateji belirlenmesi demiyorum. Stratejiyi belirledik zaten. Önceki videoları lütfen izleyin. Ama zaman dilimi için fiyat tahmini yapılması konusunda şu an e, çok gereksiz bir durumdayız ve bu tarz değerlendirmeler, tahminler yapmak mantıklı değil. Neden değil? Şundan dolayı. Birincisi, bak fedin faiz kararına ya yani tüfe oranlarına şunun şurasında kalmış 10 gün. Fed'in faiz kararına kalmış 11 gün ki bunun hem üst üste olması hem de tarihte şu an son vakitler içerisinde ilk kez bu kadar büyük bir olay bekliyoruz. Yani piyasayı ilk kez bu kadar çok etkilemesini bekliyoruz. Dolayısıyla bir ay gele de atabilir yani Fed faiz arttırırsa ne olur? Bir ay tabiri caizse gele attık yani bir sonrakine kadar duraklamayı bekleyen bir. E, piyasa seyrederiz aslında. Dolayısıyla Shiba şimdiki fiyatlarından öyle ağım şağım hareketlenmeyebilir. Bu karar çerçevesinde normal olan budur. Devamında FED her ne zaman e, aksi karar verip durdurursa o zaman zaten ciddi yükselişler seyrederiz. Ha bu parti de faizi durdurursa o zaman ne kripto paralar ne de Shiba durmaz zaten ama biz burada dediğim gibi buna bakıyoruz yani piya, bütün piyasa buna bakıyor dünya buna bakıyor şu. An. o yüzden shiba işte he 4011'lerden bahsediyor. öyle ki fed faiz arttırırsa bir sonrakine kadar evet 8 pozisyonlarını test edebilir. bu normaldir. Hakeza eğer faizlerde duraklamaya gidilirse şu fiyatlarda hafif kalacaktır. yani öyle bir radikallikten bahsediyoruz. çünkü e, Shibcoin şu anda do, her zaman bak önceki videolarda da konuştuk. Shibcoin şu dakika 97'leri kırarsa zaten FED faizlerde duraklamaya gitmiştir. Golden Cross eşliğinde yükselecek bir Shiba izleriz. Onda da 11'lerle 15'lerle zaten kalmaz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Shiba Coin Mayıs ayında düşüş yaşasa da yeni adreslerdeki artış ilginin devam ettiğini gösteriyor. Evet. Tabii ki düşük faiz oranlarıyla sürekli e, proje coin yatırımcı çekmeye devam ediyor. Balina aktivitesi de gayet güzel. Dolayısıyla zaten piyasa içerisinde bitcoin yükseldiği takdirde Shiba'nın da buna ayak uydurabileceğini şu anda görüyoruz. Ama bitcoin'i de dediğim gibi katalize eden tabii ki farklı unsurlar var. Pip gibi altcoin'lere ilginin gittikçe azalması Shiba yatırımcılarının yüzünü güldürebilir bak. Bir tane laf söylemişsin içinde iki tane yanlış var. Birincisi PIP'e ilgi azalmadı. Coin'in rankı 70, coin'in hacmi 30 30. Korkunç derecede trader var PIP'te şu an. Korkunç derecede likidasyon var. Şu anda PIP'in e, Bitcoin'le olan korelasyon doğrultusunda eee PIP'in yukarı potansiyeli piyasa açıldığında Shiba'nınkinden daha fazla. Bu bir. İkincisi, e, şu an Shiba ile PIP'in Karşı karşıya değil bunlar. Bunlar birlikte. Shiba ile Dogecoin boşu boşuna mı Pipe destek verdi? Boşu boşuna mı sürekli Twitter'dan bunlar Pipe hareket ettirmeye çalışıyor? Çünkü zannedilenin aksine Coin Türk'ün yazarı gibi zannedilenin aksine birbirleri için rekabette değil birlikte bunlar korelasyonu var. Piyasa değerine göre en büyük meme coin yatırımcıların ilgisini kaybettiği için Mayıs ayında çift taneli kayıp yaşadı. Ancak bu uzun vadeli görünümünü etkilemiyor. Peki Haziran ayı beklentileri ne yönde? Yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler ve Shiba için güncel tahminleri ele alıyoruz. Lütfen al, aydınlat bizi. Yukarıda çok güzel tahminler yapmışsın, bak okuduk şimdi. Shiba Inu fiyatı Mayıs 23'te zayıf bir performans gösterdi. Fakat on chain okumalar işlerin daha da kötüleşmeyebileceğini söylüyor. Pip gibi piyasa değeri düşük meme coin'lere ilgi azalmaya başladığı için meme coin topluluğu yeniden yuvasına dönüyor. Ya Allah aşkına ya. Sen ne yazdığın şeye yani yani saygısızlık da yapmak istemiyorum ama yazdığın şeyler doğru değil. Lütfen rica ediyorum bak. Sezon açılacak. İnsanlar okuyacak bunları. Yapma. Yanlış. Yani Pipe, Ethereum balinaları Pipe e girdi. Fakat zaten büyük meblalarla girmedi. Bunlar korelasyonlu. Dogecoin ile Shiba arasındaki bu yanlış ve bilgi kirliliğini Shiba ile Pipe, Pipe ile Doge'a bak yöneltiyorsunuz. İnsanlar biliyor zannedip burayı okuyor yapmayın. Pip ve Dogelon Mars gibi yeni ortaya çıkan meme coinler büyürken Shiba küçülüyordu. Şimdi tam tersi olamaz. Shiba'yı'nın soğuk cüzdan lansmanı Shib A'nın büyümesini canlandırdı. 26 Mayıs'ta Shiba'yı'nın 2538 yeni adres gördü. O tarihten bu yana da günde ortalama 1500 yeni adres oluşturmaya devam ediyor. Çok ileridir bu arada, çok güzel. Buna göre kısa vadede Shiba Coin yatırımcılarının yüzü gülebilir. Shiba Coin geleceği ve fiyat. Yeni kullanıcıların ağ geliş hızının artması fiyat için pozitif. Mayıs ayında dalgalar yaratan SHIB ve diğer meme coin'lerin şimdi nasıl ilgi kaybettikleri göz önüne alındığında yorum bile yapmıyorum buraya artık. Yatırımcılar dikkatlerini SHIB ve diğer dirençli meme token'lara çeviriyor. Bu eğilim devam ederse SHIB fiyatının 5.09 dolar direncini aşması mümkün olabilir. Önceki videoda bu 5.09'a ani bir pump üzerine konuştuk. Yükseliş beklentisini destekleyen diğer bir detaysa emir defterinde gizli şu anda ship sahipleri 1.1 trilyon ship tokenı satın almak için emir vermiş durumda. Satıcıların elinde de satışa hazır 1 trilyon ship bulunuyor diyor. Evet. Talep borsalarda mevcut arzı açtığında rekabet artar ve fiyat üzerinde bir miktar yukarı yönlü baskı oluşturur. Şu anda 1 milyar şiplik bir arz açığı bulunmaktadır. Bu da alıcılar hareketlendiğinde direncin daha kolay aşılabileceğini söylüyor bir değil yüz. Kısa vadeli gelecekte mevcut olumlu hava devam ederse Shiboynu yatırımcıları 4.011 dolara ulaşan bir fiyat görebilir. Yükseliş görünümünün devam 5.08 dolar desteği hayati önem arz ediyor. Eğer bu destek korunamazsa yükseliş görünümü rafa kalkacak ve muhtemelen fiyat 75'lere doğru yolculuk yapacak diyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.